Evet, son dersimize girdik. Son dersimizde de Twitter, Bootstrap, Affix kısmını inceleyeceğiz. Bu ne işe yarıyor? Hemen şöyle gösterelim. Örneğine bakalım. Bootstrap Affix'te üstte bir menü alanımız var. Bu menü olabilir veya böyle bir header alan olabilir. Yan tarafta bir menü alanımız var. Burada da içeriğimiz var. Scroll yaptığımızda mouse'u, şu anda burası, hayır diyorum. Evet, şu anda bu kısımda değişmedi. Şuna bakalım. Buradaki try this code diyelim. O da herhalde bir sıkıntı var. Bakın şöyle geldi. Burası sabit kalıyor. Ve içerikler değişiyor. Şimdi bunun nasıl yapılır? Bunun örneklerini buradan kopyalayabiliriz veya buradan indirebiliriz. Kendi sitesinde bununla ilgili yani direkt yapılmış örnek yok. Şöyle anlatılıyor ama direkt hazır yok. Ben şöyle yapacağım. Buradan download diyorum. Download dediğimde bu nedense çalışmıyor. Bakalım tekrar. JavaScript olanına bakalım. Evet. Garip bir şekilde. Çalıştıramadık. Tekrar bakıyoruz. Şuraya geldim. Şuna basıyorum bir. Evet, şu şekilde burada output'ta çıktı, nasıl olduğunu gösteriyor. Şimdi bu örneği nasıl alacağız? Mesela böyle bir örnek gördükse de bunun sayfa kaynağını görüntüle diyorum. Şu şekilde buradaki kodları alacağım. Buradan body kısmından aynen alıyorum. Div'e kadar. Kopyalayalım, önemli değil. Buradan yeni bir sayfayı save isteyelim. Farklı kaydedelim. Buna da affix diyorum. Affix. Şimdi buradaki body'yi de alarak sonuna kadar, şuradaki alana kadar sildim ve yapıştırdım. Şimdi nasıl olduğunu tekrar açıklayacağım zaten. Geldik, kaydettik bunu. Bir de burada almamız gereken stil dosyası var. Şimdi onu almazsak ne olacağımızı da göstereceğim. Bunu buradan önce bir şöyle alayım. Kopyala diyorum ve buradan alıyorum. Bakın burada kodumuzda bir sıkıntı var. En son div etiketini zannedersem, evet, bakın burada kapatılmamış. Onu da kapatıyorum. Küçük harflerle. Ve sayfayı kaydediyorum. Bir tarayıcıdan çıktı alalım. Bakalım çalışacak mı? Öncelikle. Evet, şu anda geldi. Bakın kaydırıyorum. Bizim örneğimiz affix lokalde çalışıyor. Hatta isimlerini değiştirebiliriz. Şimdi şuradaki karusel kısmını siliyorum. Şimdi bakın stil dosyasını, mesela atıyorum şu CSS dosyasının yorumunu buradan tutuyorum. En sona taşıyorum. Şuraya kadar. Tamamen iptal ettim stili. Şurada yorum varmış. Şimdi stili iptal ettiğimizde ne oluyor bakalım. Bakın sayfa bu şekilde aldı buradaki menü alanı. Ve kaydırmaya çalıştığımızda böyle küçülüyor. Ve tıkladığımızda ilgili alanlara geçiyor ama bizim istediğimiz gibi olmuyor. Şimdi onu yapan işte buradaki bu CSS kodları. Bu CSS kodlarını buradan alacağım. Bakın buraya. Burada 140 piksel genişliği. Bunu 240 yapabiliriz istersek. Tekrar geliyorum. Yeniden yüklüyorum. Bakın bu şekilde. Şunları hemen açıklayalım. Şimdi data spike kısmına gidiyoruz. Scroll yapıyoruz. Data target kısmını my scroll diyerek, buna mesela affix diyelim biz. Ya da my affix diyelim. My affix. Buradakini de my affix yapacağız. MyAffix. Başka MyAffix yapmamız gereken bir yer yok. Burada bir ULL menümüz var. İşte özelliği class'ı NullTabs, NullStucket ve burada DataSpy Affix diyor. Top 125, üstten 125 piksellik diyor. Bunu mesela daha 50 yapalım, mesela 55 yapalım. Bakın şimdilik şunun üstüne bilmesi gerekiyor. Tekrar tıklıyorum. Bakın şurada 50 piksellik alanda, evet bakın 50 piksel kaydırdığımızda şuradan artık orası, şöyle tekrar kaydırıyorum, 50 pikseli geçtiği anda otomatik olarak yukarı çıktı kendisi.
Bunu siz ayarlayabiliyorsunuz. İşte ne kadar ayarlamamız lazım? Yüksekliği kadar bence şuradaki elemanın 160 yapıyorum. Yani şöyle tekrar geliyorum. Geçti. O eleman geçtiğinde bakın artık yapıştı oraya. Peki bu yapıştıktan sonraki yüksekliğini nereden ayarlıyoruz? O da şurada muhtemelen. Bakalım onunla alakalı bir kısım var mı? Evet, bakın affix kısmındaki tab değeri 30. Bunu mesela 0 yapalım. Bakalım ne olacak. Şimdi bakalım. Kaydırıyorum. 0 tam olmadı. Şöyle bir acaba pikselden dolayı mı olmadı? Bir bakalım. Daha büyük bir değer yazalım. Mesela 120 olsun. 120 piksel yapıyorum. Evet, bakın. Kaydettim. Burası 120 piksellik alanda. O sıfır herhalde şuradaki boşlukla alakalı bir şeyden dolayı olmadı. Yani değiştirebileceğimiz iki tane alan var. Birisi affix nerede duracağı, yani kaydıktan sonra ne kadar yüksekte duracağı. İlki de ne kadar kaydıktan sonra, yani şuradan ayarlıyoruz. 160 piksel. Bu da şuradaki jumbotron dediğimiz elemanın yüksekliği ile alakalı. Buna ne kadar yükseklik verirsek, mesela buna stil atayıp style height işte atıyorum mesela 400 piksel yaparsam bunu da mesela 400 yapmak durumundayım. Bakalım bir deneyelim. Şimdi bakın 400 oldu. Şimdi ben bunu kaydırdığımda bakın hala dikkat ederseniz burası yukarı doğru gidiyor. Geldim. 400'ü geçtiği anda burası aşağı doğru attı ve burada sabit kaldı. Artık bundan sonra ben değiştirdiğim sürece kendisi otomatik olarak gelecek. Bunu dediğim gibi projelerinizde kullanabilirsiniz. Örnek dosyanın içinden ilgili kodları da alabilirsiniz. Bu dosyaları sizinle paylaşırım. Siz de oradan kendinize göre bunu değiştirirsiniz. En son olarak bu stil dosyasını böyle header arasına, yani sayfanın içine değil de şuradan mesela kodları alıp Ctrl X'e kesiyorum. Bizim custom CSS'imizin içinde en alta buraya kendimiz affix CSS kodları şeklinde daha düzgün bir şekilde ve şuraya da affix CSS kodları sonu diyorum. Bu şekilde oluşturdum. Sayfayı kaydettim. Save ol diyerek. Bakalım çalışacak mı tekrar? Bir değişiklik var mı? Yok. Evet, bu şekilde dersimizi tamamlamış olduk. Şimdi ilk eğitimimizde söyledim. Yani bu birinci temel eğitimdi. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hatalarım olmuş olabilir. Şimdi bundan sonraki kısımda ne zaman çekebilirim bilmiyorum. Şu anda söz vermeyeceğim ama en kısa zamanda çekmeye çalışacağım. Siz bu arada en azından bunları izlemiş olursunuz. Bu Terra Giyim dediğimiz projeyi yapacağız. Burada da projemiz bu. Bunu da Bootstrap'la kodlayarak hem CSS dönüştürmesini de görmüş olursunuz. Aslında hazır zaten bütün kodları bu şekilde kopyalayıp yapıyoruz. Yani ben de öyle yapıyorum. Sadece bazı yerlerine küçük CSS'e dokunuşlar yapıyoruz. Bu tasarımı koda dökeceğiz. Zaten bitmiş halini göstermiştim. Evet, bir eğitimin daha sonuna geldik. Diğer eğitimimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.